15 Kasım 1983 tarihi Kıbrıs'ta bir dönüm noktasıdır. Halkımızın 1974 öncesinin karanlık günlerine dönmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Milli mücadele liderimiz Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın da sık sık vurguladıkları gibi bir halkın ulaşabileceği en yüce onurlu mertebe bağımsız egemen bir devlete sahip olmasıdır. Biz Kıbrıs Türk'üyüz. Büyük Türk milletinin kopmaz ve ayrılmaz bir parçası olarak asırlardan beri onun harekatını adım adım takip etmiş, acıları ve sevinçleri bizim de acımız ve sevincimiz olmuştur. With our sovereignty, with our independence, with our freedom. Onun ısrarla üzerinde durduğu egemenliği şu anda ben dünyaya haykırmaktayım. Bağımsızlık diyorum, anlıyor musunuz? Yarım asrı aşkın bir süredir müzakerelerde zemin olarak yer alan federasyon modelinin tükenmiş olduğunu en üst düzeyde ilgili uluslararası taraflara iletmiş bulunuyoruz. Bağımsızlıktan, egemenlikten, devletimizden, anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantöründen asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bağımsızlık diyorum, anlıyor musunuz? Mücadelemiz uzun soluklu bir mücadeledir. Anavatanımız Türkiye, Kıbrıs Türk'ünü hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık Türk milletinin karakteridir. Devletim diyorum, anlıyor musunuz? Bu anlamlı günde bize bu bağımsız devleti emanet eden milli mücadele liderimiz Doktor Fazıl Küçük'ü, kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Alp Denktaş'ı, milli direniş örgütlerimizi, aziz şehitlerimizi, ana vatanımız Türkiye'nin bu davaya baş koyan gelmiş geçmiş tüm yöneticilerini şükranla rahmetle yad ediyor, gazilerimize, milletlerimi sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyerek.